Songuç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıfı artık acısıyla tatlısıyla bitiriyoruz arkadaşlar. Doğa ve kimya diyoruz ve son ünitemizi burada tamamlamış olacağız şimdi. Doğa ve kimyada ilk bahsedeceğim şey su ve hayat olacak. Yani suyun bizler için, canlılar için, dünya için önemi nedir? Bundan biraz bahsedeceğiz çünkü son zamanlarda özellikle su çok çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü biz suyu kaybediyoruz arkadaşlar. Hayatımız için vazgeçilmez olan su yok olmak üzere. Yani kullanabileceğimiz su en azından yok olmak üzere. Bununla ilgili öncelikle derslerden de öncelikle bilinçlenmemiz için buna ihtiyacımız var. Şimdi suyun neden bu kadar önemli olduğundan biraz bahsedelim. İnsan için neden önemli? Öncelikle insan vücudunun büyük kısmını su oluşturuyor zaten. Ve yaşlandıkça azalsa da en kötü ihtimalle %55'e kadar düşüyor. Yani en yaşlı ve su oranını kaybetmiş bir insanın bile vücudunun %55'ini su oluşturuyor ki bu bir bebekte %75'e kadar çıkabilir. %75, %80'ini bir bebeğin vücudunun su oluşturuyordur diyebiliriz. Ve bu suyun bu kadar fazla olmasının sebebi nedir vücudumuzda? Şimdi bütün metabolik faaliyetlerde, insan vücudunda gerçekleşecek neredeyse bütün metabolik faaliyetlerde su kullanılıyor. Öncelikle onu bir belirtelim. Sindirim işlevinde görevli, yani sindirimin her aşamasında hani ağızdan başlıyor ta bağırsaklara kadar devam ediyor ya bu sindirim süreci. Tamamında su var. Dolayısıyla sindirimimiz için, yani bizim enerjiyi bir şekilde besinlerden elde edebilmemiz için olmazsa olmaz. Vücudun ısı dengesini düzenliyor. Kış da olsa, yaz da olsa, hava sıcak da olsa, hava soğuk da olsa bizim vücudumuz 36,5 santigrat dereceye kendini sabitlemiş durumda. İşte bunu sağlayan şey sudur arkadaşlar. Çünkü öz ısısı çok yüksek. Dolayısıyla dışarıdaki sıcaklık değişimleri bizim vücut ısımıza etki edemiyor. Biz bunu nasıl sağlıyoruz peki? Vücudumuzdaki su o etkinin geç bir şekilde, en azından aniden bizim vücudumuza etki etmesini engelliyor. Ve bunun yanı sıra vücudumuz ısı kaybetmek mi istiyor? Hemen terliyoruz mesela, ter yoluyla bu ısıyı atıyoruz. Veyahut ısıyı korumak mı istiyor? Hemen o su ısıyı hapsediyor kendisinde ve o ısıyı korumamızı sağlıyor. Ve tabii ki metabolik faaliyetlerle de vücudumuz ısı üreterek sıcaklığımızın sabit kalmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra eklem kayganlığını sağlıyor. Yani hareket etmemiz suya bağlı. Bütün eklemlerimizde illaki su molekülleri olacak ki biz hareket edebilelim, eklemlerimiz çalışmasını sürdürebilsin. Yani insanlık için tabii şimdi saymadığımız birçok olayda da yine su kullanılıyor arkadaşlar. İnsan için olmazsa olmaz. Hayvanlardan bahsedecek olursak çok da farklı canlılar değiliz, farklı yaratıklar değiliz zaten. Hayvanlarda da benzer şekilde metabolik faaliyetlerin tamamında suya ihtiyaç var ve bunun sayesinde canlılıklarını sürdürebiliyorlar. Hayvanlarda da bundan bahsedebiliriz. Bitkilerde bizde olan etkilerinin yanı sıra fotosentez, terleme ve besin maddesi dağılımı gibi birçok işlemde kullanılıyor. Yani besini topraktan bitki nasıl alıyor? Su sayesinde alıyor. Su sayesinde ta en üstteki yaprağına kadar besinleri taşıma şansına sahip olabiliyor. Ve bunun yanı sıra tabii fotosentezin vazgeçilmez elemanı. Su olmadığı anda fotosentez duruyor. Bu da bitkinin zaten ölmesi demek oluyor. Benzer şekilde ısı kaybını önlemek için veyahut sıcak ısıl dengeyi sağlamak için de terleme yapabiliyorlar. Ve boşaltımlarını da yine su sayesinde sağlıyor bitkiler. Ve bunun yanı sıra endüstri için neredeyse bütün endüstri alanlarında suyu kullanıyoruz. Direktmen ham madde olarak kullanabiliyoruz. Veyahut soğutma sistemlerinde suyu kullanabiliyoruz. Atıyorum en basit örneğiyle bir arabanın bile çalışabilmesi için, motorun sıcaklığını sabit tutabilmesi için, en azından motorun yanmayıp çok yüksek sıcaklıklara ulaşmasını engellemek için su kullanmak zorundayız. Veyahut birçok laboratuvarda veya birçok endüstri alanında çözücü madde olarak biz suyu kullanıyoruz. Bazı maddeleri işlevsel hale getirebilmemiz için illaki onun suyun içerisinde çözülmesi gerekiyor. Mesela bir asidin işlevini gerçekleştirebilmesi için ya da bir bazın işlevini gerçekleştirebilmesi için suyun içerisinde çözünmüş bir şekilde bulunması gerekiyor. Doğadaki
su kaynaklarına gelecek olursak, hani dedik ya suyu kaybediyoruz, su yavaş yavaş yok oluyor ve buna bir dur dememiz gerekiyor. Şimdi dünyanın genelini düşünürsek, dünyanın büyük kısmı tıpkı insan vücudunda olduğu gibi sulardan oluşuyor. Nasıl bu kadar su varken hani 1/4 sudan oluşuyor diyebiliriz dünya için. Bu kadar fazla su varken biz niye su kaynaklarını korumak zorunda kalalım ki? Niye su yok olmak zorunda olsun, tehlikesiyle karşı karşıya olsun ki diye düşünecek olursak şunu belirtmemiz lazım arkadaşlar. Dünyadaki bütün suyun %97'sini okyanuslar ve denizler, yani tuzlu su kaynakları oluşturuyor. Bu insan kullanıma, canlı kullanımına uygun sular değil arkadaşlar. Yani bir alıp içemezsin deniz suyunu, okyanus suyunu veyahut bir bitkiyi sulamak için kullanamazsın. Bunu illaki arıtmak zorundasın. Tuzlu su dolayısıyla çöp oldu gitti. Yani bizim işimize yarayan kısmı sadece %3'üdür diyebileceğiz, ancak o kadar da değil. Çünkü bu %3'ün de %68.7'si, yani neredeyse %70'i buzullarda, buzdağlarının yapısında bulunuyor. Dolayısıyla burayı da kullanma şansımız yok. Burası da gitti elimizden. Bu %3'ten de %1'lere kadar düşmüş oldu kullanılabilir su miktarı. Bu geri kalan kısmında işte %30'u yeraltı sularında. Onu da yeryüzüne çıkarıp kullanmamız o kadar da kolay iş değil. Sadece %0.9'u yüzey suyunu oluşturuyor. Yani bizim kolaylıkla ulaşıp kullanabileceğimiz kısmı oluşturuyor. %3'ün sadece %0.9'u. İnanılmaz düştü miktar. Ve bunun da %11 gibi bir kısmı, yani şuradaki %0.9'un da %11'lik bir kısmı bataklıkta. O da çöp yani. Onu da kullanamıyoruz. Geriye kalan göl ve nehirleri kullanıp suyu olarak tüketebiliyoruz. İşte bu kadar fazla su olmasına rağmen bizim kullanabileceğimiz kısmı inanılmaz az durumda. Dolayısıyla bunu korumak zorundayız arkadaşlar. Devamlılığını sağlamak zorundayız. Tabii ki bununla ilgili bir su döngüsü var. Bize destek olan, bizim hayatımızı kolaylaştıran, suyun erişilebilirliğini kolaylaştıran doğa bunu bize sunuyor. Nasıl oluyor peki? Göller ya da denizler, okyanuslar ya da nehirler. Buharlaşma gerçekleşiyor. Yüzeydeki bütün sular buharlaşabiliyor. Ve buharlaşma sayesinde kar ya da yağmur olarak tekrardan yeryüzüne düşebiliyor. Biz bu sayede, bu döngü sayesinde suyu tekrardan kullanma şansına sahip oluyoruz. Ancak biz bu kaynakları sürekli olarak kirletirsek veyahut israf edersek, sürekli olarak ziyan edersek ne olacak? Bu döngü de bizi bir süre sonra kurtaramıyor hale gelecektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bir örnek üzerinden biraz daha anladığımız kısımları geliştirelim o zaman. Canlılar için susuz bir hayat düşünülemez diyor. Tabii ki doğru. Su olmadan ne insan, ne herhangi bir hayvan ya da herhangi bir bitkinin yaşamını devam ettirme şansı yoktur arkadaşlar. Doğru. Su insan vücudunun vazgeçilmez besin maddesidir. Biz suyu tüketiyoruz ve besin maddesi olarak, hani enerji kaynağı olarak kullanamıyoruz ama suyu bir besin maddesi olarak değerlendirebiliriz. Sürekli suyu tüketmek zorundayız. Her gün 2-3 litre su içmek mecburiyetindeyiz ki hayatımızı devam ettirebilelim. Yani bunu doğru olarak kabul edebiliriz. Tuzlu su canlıların kullanımı için uygun değildir. Bizim tatlı suları kullanabiliyoruz. Tuzlu sular kullanımımıza uygun değil. Az önce belirttik bunu. Tatlı sularda da sadece belli bir kısmı, çok küçük bir kısmı bizim kullanımımıza uygundur diyeceğiz. Birinci çıkışa gidiyor. Ancak diğer öncüllere de biz bakalım. Yeterli su olmazsa bitkiler gelişemez. Zaten üzerine konuşmaya bile gerek yok. Fotosentezi su sayesinde yapıyorlar. Dolayısıyla bitkilerin gelişimi suya bağlıdır. Dünya sularının %3'lük kısmı tatlı sudur. Geriye kalan %97'sinin tuzlu su olduğunu, denizlerde ve okyanuslarda yer aldığını belirtmiştik. Yaş ilerledikçe insan vücudundaki su oranı artar diyor. Oysa ki biz ne dedik? Yaş ilerledikçe insan vücudundaki su oranı düşer. Doğduğumuz zaman %75, %80'lere kadar su içerirken yaşlılıkta %55'lere kadar düşüyor bu oran. Yani burası yanlış bir ifade oldu. Yeraltı suları tatlı su kaynağıdır. Yer altındaki sular tatlı su kaynaklarına örnek olarak veriliyordu. Ancak kullanımı oldukça zor tabii ki bunların. Dolayısıyla suyu tasarruf etmek zorundayız. Su tasarrufuna önem vermek zorundayız.
Çünkü kullanılabilir su kaynakları çok kısıtlı ve bu kaynaklarımız sürekli olarak azalıyor. Yakın bir gelecekte eğer biz bu şekilde devam edersek, insan nüfusunun bu şekilde artmasından ötürü, su kirliliği ve teknolojinin bu etkilerinden ötürü yakın gelecekte susuz kalabiliriz. Tamamen kullanılabilir sudan uzaklaşabiliriz. Bunu engellemenin yolu nedir peki? Bize neler düşüyor? Evimizde su damlatan bozuk musluğu tamir edeceksin. Yani suyu illaki nasıl yapabiliyorsan yap ve tasarruflu kullan arkadaşım. Eğer su damlatan musluğun varsa, bu hani damlaya damlaya göl olur derler ya, işte onun mecazi olmayan tanımı bu. Bir gölü sen damlayan muslukla yok edebilirsin. Gereksiz su israfından kaçınacaksın. Saatlerce duşta kalıp o suyu akıtmayacaksın. Ne yapacaksın? Tasarruflu kullanacaksın. İhtiyacın olan, gerekli olan kadarını kullanacaksın. Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesini engelleyeceksin. Deterjanlarını, kirletici maddelerini, ağır metallerini bu sulardan uzak tutacaksın. Çünkü sen bir gölü kirleterek bütün insanlığı bu gölün kullanımından mahrum bırakabilirsin. Ve susuzluğa yol açabilirsin. Tam dolmayan çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırmayacaksın. İşte iki tane tabak için bir bulaşık makinesi çalıştırılmaz. Çünkü o çamaşır makinesi veya bulaşık, tabii ki tabak için çamaşır değil, bulaşık makinesi çalıştırıyoruz. O çamaşır ve bulaşık makinesi su kullanıyor arkadaşım. Dolayısıyla minimum suyla maksimum çamaşırı ya da bulaşığı yıkama yoluna gitmemiz gerekiyor. Bir başka yöntem de suyu arıtarak kullanmamız. Yani kullanım dışında olan kaynakları, deniz suyları da buna dahil, biz arıtma yöntemiyle kullanılır hale getirebiliriz. Bu şekilde en azından kısıtlı kaynak miktarını birazcık da olsun artırabiliriz. Nasıl yapacağız peki bunu? Suların ya da arıtılmış suyun kullanılabilir olup olmadığını ya da elimizdeki bir su kaynağının bizim kullanımımıza uygun olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Peki nasıl belirleriz bunu? Bir suyun rengine bakarız. Rengi bulanıksa o suyu tüketmeyiz, tabii ki içmeyiz. Ya da kokusu bozuksa orada tabii ki bozucu maddeler vardır. Bizim sağlığımızı olumsuz etkileyecek maddeler vardır. Onu tüketmeyeceğiz. Veyahut tadında bozukluk görüyorsak ondan uzak duracağız. Mikroorganizmalar varsa içerisinde, bu bizim hastalığımıza sebep olacaktır. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. İşte bu bulanıklık, renk, koku, yani suyu kirli hale getiren her ne varsa ondan uzaklaştırılmasına biz su arıtımı diyoruz. Bu sayede de o kullanılamaz haldeki suyu biz tekrar kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. Yağmur suyu içilebilir mi? Sorumuz bu. Şimdi yağmur suyu buluttan ilk çıktığı anda saf su zaten. O anda saf su halde. Dolayısıyla o anda bir problem yok. Ancak o yeryüzüne gelene kadar, hani biz o atmosferi kirletip duruyoruz ya, İşte o kirliliği su bünyesinde taşıyarak yeryüzüne geliyor. Dolayısıyla sen o suyu içerken bir sürü mikroorganizma içeriyor olacak aslında. Havadaki mikroorganizmaları kaparak yere gelmiş olacak çünkü. Birçok olumsuz etki edecek maddeye gelmiş olacak. Asitlik miktarı yükselmiş olacak çünkü atmosferde bulunan asitlik verici gazları çözerek yeryüzüne inmiş olacak. Ve hatta böcek parçaları bile o suyun içerisinde olacak. Dolayısıyla yağmur suyunu içmekten uzak durmalıyız. Çünkü bizim o kirlettiğimiz atmosfer aslında o suyu kirleterek bize ulaşmış olacak. O yağmur suyunun önce bir arıtılması, sonra tüketime açılması gerekiyor arkadaşlar. Su ile ilgili bir de sertlik ve yumuşaklık kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor. Sertlik deyince aklımıza iki tane iyon gelecek. Kalsiyum ve magnezyum iyonları, şöyle belirtelim. Ca+2 yani kalsiyum ve Mg+2 yani magnezyum iyonları. Eğer bir suyun yapısında kalsiyum ve magnezyum iyon miktarı, derişimi çok yüksekse bu suya biz sert su diyoruz. Ve sert suyun olayı şudur arkadaşlar. Bir suyun içerisinde şu iyonlar çok fazlaysa bu lezzetsiz bir sudur. Bir bardak bile içemezsin bu sudan. Hemen bırakmak istersin. Hiç doyurucu değildir. Temizleme kapasitesi çok düşüktür. Burası çok önemli. İlerleyen aşamalarda da karşımıza çıkacaktır bu kısım. Çünkü sabunun köpürmesine engel oluyor. Yani sert suyun içerisinde sabun köpüremiyor. Dolayısıyla sen sert suyla temizlik yapmaya çalışıyorsan daha fazla sabun kullanmalısın ki köpürebilsin.
Dolayısıyla bu sayede de hani temizleme kapasitesinin bu düşüklüğünden ötürü sen temizlik için çok daha fazla su tüketeceksin ve çok daha fazla sabun tüketeceksin. Dolayısıyla sarfiyatı artıracak. Yani suyun sert olmasını kesinlikle istemiyoruz. Lezzetsiz bir su içmiş oluruz. Temizleme kapasitesi düşük olacak. Şunu tekrar hatırlatalım. Sabunun köpürmesini engellediği için. Şöyle bir durumu belirtelim. Bu sabun için geçerli. Deterjanlarda sertlik köpürmeyi etkilemez. Dolayısıyla temizleme kapasitesini de etkilemez. Deterjan köpürür. Ancak sabun sert suyun içerisinde köpürmüyor. Ve bunun yanı sıra kalsiyum ve magnezyum iyonları kireçlenmelere sebep olur. Hani reklamlarda falan karşımıza çıkar ya, çamaşır makinesinin ya da bulaşık makinesinin rezistansını kireç kaplamıştır. İşte bunun sebebi kalsiyum iyonlarıdır arkadaşlar. Sert su dolayısıyla kullandığımız makinelerin de bozulmasına sebebiyet verecektir. Ve bunların yanı sıra işte atık su sistemlerinde borularda tortulanmalara sebep olacak. Ya da çay demlerken mesela çay demliğin dibinde kireç tabakasının oluştuğunu görürüz bir süre sonra. İşte bunun oluşmasının sebebi kalsiyum ve magnezyum iyonlarıdır. Yani suyun sertliğidir. Eğer bizim elimizdeki suyun içerisinde bu iyonlar fazla değilse, yani bizim kullandığımız su sert bir su değilse, lezzetli bir su vardır elimizde. Lıkır lıkır içeriz, içmelere doyamayız. Ve temizleme kapasitesi yüksek olur. Çünkü yumuşak suyun içerisinde sabun istediği gibi köpürür. Rahatlıkla köpürdüğü için de daha az miktarda su ve daha az miktarda sabunla biz temizlik işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Hemen bir örnek çözelim o zaman. Eşleştirme yapacağız. Şimdi lezzetli suda kalsiyum ve magnezyum iyon derişimi azalır. Bu iyonların derişiminin az olduğu sulara biz ne diyorduk? Zaten yumuşak su diyorduk. Ve yumuşak oldukları için de lezzetli sulardı. Dolayısıyla A'yı hemen yumuşak suya yazabiliriz. Sabun sarfiyatı fazladır. Çünkü sert suyun içerisinde sabun yeterince iyi köpüremez. Bu yüzden de daha fazla sabun harcamak zorunda kalırız. Deniz suyu sert suya örnek olarak verilebilir. Çünkü deniz suyu çok fazla iyon ve mineral içeriyordur. Kalsiyum ve magnezyum da buna dahildir. Bunu içerdiği için de sert suya örnek olarak verilebilir. Isıtıldığında kapta daha fazla tortu bırakır. Bu tabii ki yine sert suyun özelliğidir. Çünkü içerdiği kalsiyum ve magnezyum iyonları o tortulanmaya sebep olacaktır. İçimi lezzetsiz olan yine sert suydu. Bunu da belirtmiştik. Lezzetli hale getirilebilecek olan kimdir? Yumuşak su zaten lezzetsiz. Dolayısıyla onu lezzetli hale getirmek için uğraşmıyoruz. Ancak sert suyu yumuşatarak, yani bu kalsiyum ve magnezyum iyonlarından uzaklaştırarak biz daha yumuşak, daha lezzetli hale getirme şansına sahibiz. Kazanlarda ısıtıldığında tortu bırakan yine sert su olacaktır içerdiği iyonlardan ötürü. Pardon, şunu hemen düzeltelim. Isıtıldığında kapta daha az tortu bırakan yumuşak sudur. Çünkü sert su daha fazla tortu bırakacaktı, onu düzeltmiş olalım. Şimdi gelelim bir de hava kirleticilerden. Sadece bizi tehdit eden şey suyun azlığı veya suyun sürekli azalıyor olması değil, havayı yani atmosferi kirleten bazı maddeler de var. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. İlk başta azot oksitlerden bahsedelim. Yani azot oksitleri şöyle belirtebiliriz. Azot olacak zaten. Oksijen olacak ve oksijenin türevleri olacak. Yani bunun türevi olan bileşikler, gazlar atmosferin zarar görmesine sebep oluyor. Nasıl yapıyorlar peki bunu? Azot oksitler havadaki suyla tepkimeye girerek kezzap oluşmasına sebep oluyorlar. Belli bir tepkime döngüsü içerisinde bunu geliştiriyorlar. Ve en son olarak havada kezzap, yani çok kuvvetli bir asidin olmasına sebep oluyorlar. Dolayısıyla bu işin sonucunda, yani havada endüstriyel faaliyetler sonucunda sen azot dioksit gazını atmosfere saldın ve bu havadaki su buharıyla birleşti. O birleşim esnasında bu tepkimeler gerçekleşti ve havadaki bulutun içerisinde nitrik asit, kezzap var ve yağmur başladığı zaman ne olacak? Asit yağmuruna dönüşecek. Bu asit yağmuru olarak yeryüzüne gelecek. Yeryüzüne geldiği zaman asit yağmurunun olayı nedir peki? Bitkilerin öncelikle kurumasına sebep olacak. Bitkileri öldürecek, çünkü bitkiler o topraktan çektikleri su, yağmur suyu olarak gelen suyun asitli olmasından ötürü ölmeye başlayacaklar. Sudaki canlılığı tehdit etmiş olacaksın. Balıkların ölmesine sebep olacaksın.
Çünkü göllerdeki pH seviyesi de düşmüş olacak. Yani daha asidik hale gelmiş olacak. Ve bunun yanı sıra bir de neye sebep olacaksın? Tarihi eserlerin var senin. Asitler bunların bozulmasına sebep olacak. Tarihi eserlerini yavaş yavaş kaybedeceksin. Yani ben fabrikamda birkaç bir şey üreteyim derken arada atmosfere saldığım bu azot oksit gazları neye sebep olacak? Birçok canlının hayatının mahvolmasına sebep olacak ve hatta tarihi eserlerimizi kaybetmeye kadar yolu olacak bu şey. Bitmedi azot oksitlerin bize yaptıkları, küresel ısınmaya da sebep oluyorlar. Yani ozon gazının oluşmasına sebep oluyorlar doğada bu tepkimeler sonucunda ve o ozon gazı da küresel ısınmaya sebep oluyor. Yani aslında küresel ısınmayı da şöyle tanımlayabiliriz, geleceğin en büyük belası olarak tanımlayabiliriz. Küresel ısınma sonucunda dünyadaki canlılığı tamamen kaybedebiliriz. En ufak bir santigrat derecelik bir oynama bile dünyanın ortalama sıcaklığındaki birçok canlının ölmesine, birçok bölgede yaşamın durmasına sebep olurken bu hızlanarak artmaya devam edecek biz eğer bu şekilde doğayı kirletmeye devam edersek. Ancak azot oksitlerle ilgili şu var, direktmen kendisi küresel ısınmaya sebep olmuyor. Tepkimeleri sonucunda açığa çıkardıkları ozon gazı, yani O3 gazı küresel ısınmayı tetikleyen gazlardan birisi oluyor. Bunun yanı sıra direkt olarak biz atmosferdeki havayı solurken eğer azot oksit gazları fazlaysa bu solunum hastalıklarına sebep olacak. Yani solduğumuz havadan biz zehirleniyor olabiliriz. Ayrıca araçlarda kullanılan katalitik dönüştürücüler azot oksitlerin salınımını azaltıyor. Yani biz bundan nasıl kurtuluruz? Şimdi fabrikalar ayrı bir şey. Arabalardan da biz bunu salıyoruz. Bunun için katalitik dönüştürücüler bulunan, ki zaten zorunlu hale getirilmeye başlandı bu. Araçlar kullanmalıyız. Bu sayede de azot oksitlerin solunumunu azaltmalıyız. Bir diğer hava kirletici gazımız karbondioksit. Zaten aşina olduğumuz bir şey. Hani hepimiz solunum yaparak dahi doğaya salıyoruz. Şimdi atmosferde bir miktar karbondioksitin olması gerekiyor zaten. Ancak bu eğer olması gereken sınırın çok üstüne çıkarsa küresel ısınmanın bir numaralı sebebi olarak karşımızda durur. Yani karbondioksitin en önemli sıkıntısı küresel ısınmanın bir numaralı tetikçisi olmasıdır arkadaşlar. Bir diğer olayımız kükürt oksitler. Yani şunu tekrar deneyecek olursak küresel ısınma deyince aklımıza ilk gelecek gaz karbondioksit gazı olmalı. Kükürt oksitlere gelince tıpkı azot oksitler gibi bunu nasıl isimlendirebiliriz? Kükürt olacak, bir de oksijen olacak bir bileşiğin yapısında. Bunları doğaya saldığımız zaman tıpkı azot oksitler gibi bunlar da atmosferdeki su buharıyla birleşerek sülfürik asidin zaç yağının oluşmasına sebep oluyorlar. Yine çok güçlü bir asit. Böyle bir şeyin oluşması da tabii ki asit yağmurlarına neden olacak ve tıpkı azot oksitlerdeki gibi birçok olumsuz duruma yol açacaklar. Bu arada şunu da belirtelim. Karbondioksit de asit yağmurlarının bir diğer sebebidir. Çünkü o da havadaki su buharıyla birleşerek karbonik asidin oluşmasına sebep olur. Karbondioksitler de tıpkı kükürt oksitler ve azot oksitler gibi asit yağmurlarının tetikleyicisi niteliğindedir. Şu sera etkisini biraz açıklayalım. Yani küresel ısınma deyip duruyoruz ama bu küresel ısınma nasıl oluşuyor? İşte sera etkisi yapan bazı gazlar var. Atmosferde bunlar birikiyorlar. Hani İstanbul'da kar neredeyse yağmıyor son zamanlarda. Bir yağdı mı da yağmaya devam ediyor. Bunu engelleyen, yani kar yağmasını engelleyen bir tabaka oluşturuyoruz aslında biz İstanbul'un üzerinde. Bir sera gazı tabakası olarak düşünebiliriz. Bunun olayı şu oluyor. Yani küresel ısınmayı gerçekleştirmesi şöyle gerçekleşiyor. Güneşten gelen ışınlar normalde dünyaya, yeryüzüne gelip sonra tekrar yansıyıp gitmeleri gerekiyor. Ancak gelen bu ışınlar sera gazlarından ötürü yansıyamıyorlar. Yani bir kısmı yansırken bir kısmı tekrardan yeryüzüne dönüyorlar. İşte bu yeryüzüne geri dönen ışınlar dünyanın olması gerekenden daha fazla sıcak olmasına, daha fazla ısınmasına sebep oluyorlar. İşte bunun sonucunda da küresel ısınma gerçekleşiyor. Ve bu küresel ısınmanın sonucunda da çok büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalacağız. Ki kalmaya da başladık. Şimdi sera etkisini yapan, yani küresel ısınmayı tetikleyen temeldeki en önemli gazımız
karbondioksit gazıydı. Bunu bileceğiz arkadaşlar. İkinci olarak metan gazı karşımıza çıkacak. Metan gazı da yine endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan gazlardan birisi. Ozon gazı, ki ozon gazını şöyle tanımlamıştık. Azot oksitlerin havadaki tepkimeleri sonucunda ozon gazı açığa çıkıyor. Bu da sera etkisini tetikliyor. Yani azot oksitlerin dolaylı olarak sera etkisine sebep olması bu şekilde gerçekleşiyordu. Bunun yanı sıra havadaki su buharının da gerekenden fazla olması yine sera etkisine yol açar. Çünkü bu tabakaya su buharı da karışır ve bu şekilde de güneş ışınlarının dünyadan yansıyıp uzaklaşmasını engelleyip dünyada kalmasına sebep olurlar. Yani sera etkisi bu şekilde tetiklenir. Ve bunların yanı sıra az sonra daha fazla karşılaşacağımız CFC'ler, yani klorofluorokarbon bileşikleri. Bunlar da çoğunlukla soğutma sistemlerinden açığa çıkan gazlar olarak duruyorlar ve kesinlikle engellenmesi, doğaya salınmasının durdurulması gereken gazlardır. Buzdolaplarında, klimalarda veyahut deodorantlardan açığa çıkan gazlar olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Birçok ülkede yasaklandı kullanımı, üretimi durduruldu diyebiliriz. Bir diğer olaysa ozon tabakasındaki incelme. Şimdi ozon tabakası nedir? Önce bir onu tanımlayalım. Onu bir belirleyelim. Ozon tabakası atmosferdeki bir tabaka. Stratosfer tabakasındaki bir kısım. Ozon dediğimiz gazdan oluşuyor tamamen. Ozon gazını şöyle tekrar hatırlayalım. O3 moleküllerinden oluşan bir gaz yapısı. Bunun şöyle bir önemi var bizim için. Güneşten gelen ışınları süzgeç işlevi görüyor. Gelen ışınların, yani çok yüksek UV ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelliyor. Bu sayede de biz aslında cilt kanseri olma riskini azaltmış oluyor bizim için. Dünyada birçok tehlikeden bizi koruyan bir tabaka olarak bunu düşünebiliriz. Yani biraz daha atmosferin üst tabakalarında, stratosferde yer almak zorunda olan bir gaz diyebiliriz buna. Ancak bizim bazı etkenlerimiz sonucunda İşte buradaki ozon tabakasında incelme yer alıyor. İncelme, hatta delikler oluşuyor. Bu da neye sebep oluyor? Ozon tabakasının delinmesi ya da incelmesi, güneşten gelen UV ışınlarının dünyaya direktmen gelmesi, süzgeçten kurtularak gelmesi demek oluyor. Bunun sonucunda da birçoğumuz için cilt kanseri riski 10 katına kadar artmış olabilir. Birçok deri hastalığına sebep olabilir veya bitkilerde birçok zarara sebep olabilir. Ozon tabakasını kesinlikle korumamız gerekiyor. Peki ozon tabakasındaki bu deliğin asıl sebebi nedir? Nereden oluşuyor? Hemen aklımıza az önce bahsettiğimiz CFC'ler gelecek. Yani ozon tabakasının incelmesinden bahsediyorsak bunun en temel etkeni klorofluorokarbonlardır. Klor ve flor içeren karbonlu bileşikler. Bunlar ozon tabakasına giderek ozon molekülleriyle tepkimeye giriyor ve bunların yok olmasına sebep oluyorlar diyebiliriz. Peki bunları doğaya salan kimyasallar neler? Şimdi aerosollar kullanıyoruz. Bazı aerosollar ne gibi? İşte spreyler gibi, sprey boyalar gibi bazı aerosol yapılar kullanıyoruz. Ve bunların içerisinde püskürtücü gaz olarak klorofluorokarbonlar yer alıyor. İşte bunları çok yoğun bir şekilde kullanırsak ozon tabakasında delinmelere sebep oluyoruz ve birçok insanın, birçok canlının hakkına girmiş oluyoruz bu şekilde. Başka neler de var? Deodorantlarda yine püskürtücü gaz olarak bunu kullanıyoruz ve bunun sebebi olarak da, sonucu olarak da ozon tabakasını deliyoruz. Buzdolaplarındaki kullanılan gazlardan biriydi bu. Buzdolaplarında bu gazlar kullanılıyor, doğaya salınıyor ve ozon tabakası deniliyor. Benzer şekilde soğutma sistemi dedik. Klimalarda yine bu gazlar kullanılıyor yoğun olarak. Bunun sonucunda da ozon tabakasını deliyoruz arkadaşlar. Sadece hava değil tabii ki kirlettiğimiz şey. Biz neler yapıyormuşuz böyle? Su ve toprak kirleticiler de var. Yani suyu ve toprağı da kirletiyoruz. Bunların başında plastikler geliyor. Yani polimer teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artık günlük hayatımızın neredeyse her yerinde bu plastikler, bu polimer malzemeler var. Ve biz bunları kullanımını arttırdıkça ve geri dönüşümden uzak bir şekilde kullanıp doğaya attıkça
hem suyun hem toprağın büyük zararlar görmesine sebep oluyoruz. Çünkü doğada bunlar bazıları binlerce yıl çözülmeden, parçalanmadan kalıyor. Yani şimdi sokağa attığımız bir pet şişe yüzlerce yıl sonra herhangi bir okyanusun dibinde bir yerde kalmış olabilir. Bu büyük bir risktir. Canlılık için çok önemli zararları vardır. Birçok balığın, birçok canlı türünün yok olmasına kadar sebebiyet verebilir. Ağır metaller bir diğer kirleticiler. Zehirli etkiye sahip arkadaşlar bunlar. Biz bu ağır metalleri geri dönüşüm yapmayıp da doğaya salıverecek olursak zehirlenmelere neden olacaklar ve toprağı ve suyu kirletecekler. Organik sıvılar, bazıları suda çözünebiliyor, bazıları çözünemiyor. Su ve toprağa karıştığı zaman bu organik sıvılar kirlenmelere sebep oluyor. Suda çözünenler suyun kirlenmesine sebep oluyor. Çözünemeyenler toprağa bir şekilde gidip toprağın kirlenmesine sebep oluyor. Ve canlılığın sonunu getirebilecek etkilere sahip olabilirler. Yani suyun içerisinde organik çözücüler, organik maddeler varsa çözülmüş olarak oradaki balıkların ölmesine sebep olabilirler. Pillere gelince, piller yine zehirleyici etkilere sahip olabiliyorlar. Tabii ki pillerden uzak duramayız. Tabii ki kullanmaya devam etmek zorundayız bir şekilde bu pilleri. Ancak bu suyun ve toprağın inanılmaz derecede kirlenmesine sebep olan malzemeler. Bunlar ne yapmalıyız o zaman? Yani bu kirleticilerden kurtulmanın en kolay yolu, en güzel yolu nedir? Geri dönüşüme önem vermek. Dolayısıyla pilleri biz ne yapıyoruz? Özel kutularda saklayarak bu pil atıklarını geri dönüşüme yönlendiriyoruz. Endüstriyel atıklar zaten başımızın belası bunlar. Sadece havayı değil suyu ve toprağı da endüstriyel atıklar kirletmeye sebep oluyorlar. Deterjanlar yine bir diğer kirleticilerimiz. Deterjan dediğimiz petrol ürünlerinden elde edilen maddelerdir ve uzun yıllar boyunca yok olmadan doğada kalıyorlar. Biyolojik olarak bozulamıyorlar. Dolayısıyla da yine suyun özellikle kirlenmesinde çok büyük etkiye sahip oluyorlar. Bunlar fosfat içeriyorlar ve fosfat içeriğinden ötürü canlı hayatını çok olumsuz bir şekilde etkiliyorlar, tehdit ediyorlar ve suların yine benzer şekilde aşırı yosunlaşmasına da bu içerdikleri fosfat sebebiyle sebep oluyorlar. O zaman hemen bir örnek çözelim bununla ilgili. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur demişiz? Karbondioksit, azot oksitler ve ozon küresel ısınmanın en temel sebeplerinden biriydi zaten. Ozonu azot oksitler ortaya çıkararak dolaylı olarak küresel ısınmaya sebep oluyorlardı. Biz buna da sera etkisi diyorduk. Kloroflorokarbonlar yani ozon tabakasının baş düşmanlarıdır demiştik zaten. Dolayısıyla bu ifade de doğru oldu. Kükürt oksitler ve azot oksitler hava kirliliğine neden olur. Kükürt oksitler de azot oksitler de özellikle asit yağmurlarının temel etkeniydi. Dolayısıyla da bu şekilde de hava kirliliğine yol açıyorlardı. Hatta azot oksitler sera etkisine de sebep oluyorlardı demiştik. Deterjan, organik sıvılar, yapay gübreler çevre kirliliğine neden olur. Su ve toprağın kirliliğindeki en önemli etkenlerden birisi de bunlardı. Dolayısıyla dördü de doğru ifadeler, cevabımız da E seçeneğinde yer aldı. O zaman ne yapıyoruz? Konumuzu, ünitemizi, koca bir üniteyi tamamladığımıza göre ödevlendirmemizi yapıyoruz. Hemen 0'dan 9'a kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Koca bir seneyi bitirdik. Temiz bir şekilde, güzel bir şekilde tamamlamış olalım. Konuyu da iyice bir pekiştirmiş olalım diye 200. sayfa ile 218. sayfa arasındakiler bizim tekrarımızı ve çözmemizi bekliyor olacaklar. Neler varmış bu arada? Hemen şöyle bir göz atalım birlikte. 200. sayfadan başlıyoruz dedik. Suyun öneminden başlıyor. Konumuzu güzelce özetliyor ve sorularla bizi destekliyor. Ardından su tasarrufundan ve su sertliğinden kalsiyum ve magnezyum iyonları demiştik. Hemen hatırlatmış olalım. Bunlardan bahsettikten sonra bizi bazı testlerle karşılıyor. Hava kirliliği, su ve toprak kirleticiler ve çevreyi nasıl koruyacağımızdan tekrar bizi özetleyerek testlerle yine bizi desteklemiş oluyor. Ve bunu tamamladıktan sonra konuya iyice hakim olmuş oluyoruz. Mevzuyu tam anlamıyla bitirmek için de karşımıza tak kimya kitabını alıyoruz tabii ki. Burada da çözmemizi bekleyen kısım 195 ve 216. sayfalar arası, yani bütün bir ünite bizi bekliyor olacak. Burada neler var, ne tarz sorularla karşılaşacağız, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Burada sayfalarda örnek sorular, çözümlü sorular var ve ardından bizi test sorularının yanı sıra boşluk doldurma ve yazılı tipinde sorular bekliyor olacak.
hem konuyu özetletmiş oluyor bize, hem de farklı soru tiplerini bir şekilde görmüş olmamızı sağlıyor. Tabii ki konu sonlarında konu testleri de bizi bekliyor oluyor ve üniteyi tamamladıktan sonra da karşımıza ÖSYM tarzında sorular çıkıyor. Konu tarama testleri çıkıyor tabii ki ve yazılı tipinde sorular da burada yer almış oluyor. Bunlar sonucunda da kendimizi iyice tamamlamış olarak hissedebiliriz. Sadece bir üniteyi değil, bütün bir seneyi de bu şekilde güzelce kapatabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.